Ben Hasan Çiftçi. 2004 yerel seçimlerinden sonra bir ay sonra Ünye Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak göreve başladım. Bu görevi 6,5 yıl belediye başkanlığı yapışık ikiz gibi bir fiil yürüttüm. Talihsiz bir olay sonucu başkan tarafından baskıyla zorla işten atıldım. Yalnız bu görevde kaldığım sürece yaşadığım, gördüğüm haksız kazancı yapılanları anlatmak istiyorum. Bir an yapılanların ne olduğunu anlayamıyorsun. Ama gün geçtikçe anlaşılıyor. Aklına geldikçe anlatayım. Mesela Sayın Festival Ağası Ali Bayraktar 70 bin kişinin önünde bağışta bulundu. Çekler hamilinedir. Ama Ünye Belediyesi'nin değil, ne yazık ki Sayın Belediye Başkanı'nın cebine girer. Tahsil edilir ve cebine girer. Ve ilk tahsil ettiğimiz 80 bin TL'lik çekle Sayın Belediye Başkanı ne yazık ki villasının borçlarına aktarmıştır. Borçlarını ödemiştir. Mesela belediye başkanının çiçek giderleri vardır. Çiçek gönderir. %90'ı düğünleri olmadığı yerlerde ya da orada düğün yoktur. Hastanede o gün hastanede yatan yoktur. Ama bunlar bir şekilde faturalandırılır, belediyeye gelir. Mesela çalıştığımız çiçekçi, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda Murat diye bir arkadaşımız. Bu çiçekçimiz budur. Yıllardır bu çiçekçiyle birlikte çalışıyoruz. Ardından kırtasiye, makamımızda, Ünye Belediye Başkanlık makamında ya da haklı ilişkilerde kırtasiye giderleri çok cüzidir ama bunlar bakıldığında Ender Kitap Kırtasiye tarafından bir şekilde ayıpta faturalarla gelir. Sen 500 milyon liralık makama harcama yapmışsındır. O fatura 5000 TL olaraktan gelir. 10.000 TL olaraktan gelir. Ha ne olur vatandaş fazlasını getirir, bırakır. Kime bırakır? Ya haklı ilişkilere bırakır, ya başkana bırakır, ya da özel kalem müdürüne bırakır. Ne olur burada kendi faturasının KDV'sini alır, çıkar, gider. Daha sonra şu vardır. Belediyenin acize gideri vardır. Bu acize giderlerinden her türlü kazancı eşine, dostuna, akrabalarına sağlar. Zaten soy isimlerinden de görüleceği gibi her türlü şeyi yapar. Burada dostunun dahi anasına, kardeşlerine, kendisine acizeden hiç çaktırmadan yardımlar verir. Bu yardımlar ayıptadır. Bunlar araştırıldığında görülecektir. Ta ki acizeden şahsın üzerine, acize makamda çok birikir. İnsanlar fakir il muhabiri çok bırakır. Buradan ne yapar? Paraya sıkışıldığında 5 tane 10 tane acize kağıdı yapılır. Üzerlerine Sayın Belediye Başkanı tarafından 5'er 1 milyar yazılır. Ve bunlar tahsil edilir, makama gelir. En kolay haksız kazancın geldiği yerdir. Yıllığını araştırın, dökümlerini araştırın. Bunlar ortaya çıkacaktır zaten. Kimin ne oldu? Vatandaş acüze üzerine imzasını telefon açın. Mesela bir acüze kağıdına telefon açılıp sorulduğunda ayıkta olan bir acüze. Vatandaş bu acüze kağıdından parayı almamıştır. İmza atmamıştır çünkü öyle bir şeyi bilmez. Ama adına bir şekilde yapılmıştır. Daha sonra Sayın Belediye Başkanı dereceye girmiş futbolcu olur, dereceye girmiş öğrenci olur, dereceye girmiş herhangi bir okul takımı olur. Bunlara altın hediye verir. Makamında, kameralarla, basının gözü önünde. Yalnız bunlar birer küçük liradır. Akabinde, atıyorum bugün 25 kişi gelmiştir. 25 kişilik bir heyet gelmiştir. Akabinde bu liralar faturalandırılır. Ama bu lira fazlasıyla faturalandırılır. Örnek şu, ata lira olaraktan fazla faturalandırılır. Artı, bu şahıslar da biz 1 lira aldık, ata lira aldık diye karşısına imza atar. İmzalar makamdaki şahıslar tarafından atılır. Sahte imza olaraktan faturalandırılır. Sırma büyük kuyumcudan daha sonradan bu faturalar tahsil edilir. Ama bu faturaları iyi incelemek, iyi görmek durumundasınız. Ünye Çimento Genel Müdürlüğü belediyeye ya da Ünye Spor'a çimento bağışlar. Bu Ünye Spor'un da olsa, belediyenin de olsa belediyeye gelir. Mesela en son
hatırladığım Özel Kalem Müdürlüğü yazısı ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarih sayısı ile Çimento Genel Müdürlüğü Çimento 100 milyarlık çimento bağışlamıştır. Ve bayisi Yunus Düzen'e bunu bırakmıştır. Sayın Arpacı bu 100 milyon lira değerindeki çimentoyu 90 milyara nakite çevirir. Ve bu para başkana 15 gün içerisinde ödemesi yapılır. Başkanın kasasına girer ve girmiştir de. Bu çimentoyu aynı dönemlerde şu da vuku bulur. Yunus Düzen belediyeye vermiş olduğu daha önce vermiş olduğu çimentoları da faturalar ve belediyeye gönderir. Çünkü bunun harcadığı bir yeri yoktur. Daha önceden orada zaten çimento almıştır ve harcamalarını yapmıştır. Ve kazanmanın ve doğal yani insanları kullanaraktan kazanmanın diğer bir yolunu da başkan şöyle seçmiştir. Sayın Arpacı şöyle seçmiştir. Birim müdürlerinin Üyespor adına toplar. Der ki arkadaşlar Üyespor'a 100 milyar para, 50 milyar para vereceğiz. Bunu herkes hazırlayacak. Müdürler oradan çıkarlar. Müdürler oradan çıkar ve hizmet karşılığı olmadan 10 milyarlık, 20 milyarlık faturalar yaparlar. Bu 100 lira olur, 150 lira olur, 150 milyar olur, 200 milyar olur. Bu değişir, gününe göre değişir bunlar. Ve başkan özel dosyaları imzalar ve bunlar tahsil edilir. Birim müdürü tarafından başkanın makamına paralar getirtilir. Ve başkan bunu alır. Üyespor'a vermez, kendi bünyesinde, kendi harcamalarına kullanır. Sayın Başkan için ikinci seçiminde Ünye Belediyesi'nin kullandığının bir örneğidir ama bu. Ünye Belediyesi'ni kullanmıştır ve kullandığının bir örneği de budur zaten. Ünye Belediyesi'nin SMS sistemi vardır. Bu Ünye Belediyesi'nin SMS sistemi şahıslara özel günlerde mesaj atmak için ya da toplantıya çağırmak için ya da özel bir davette bulunmak için ya da bayramını kutlamak için kullanılır. Ama Sayın Başkan ne yapmıştır? Bunu kendi ikinci seçiminde, belediye başkanlığı seçiminde halkı seçime davet etmek ve seçimde oy potansiyelini artırmak adına kullanmıştır, kullandırmıştır. Ne olmuştur? Ünye Belediyesi'ne 20-30 milyar, 40 milyar değerinde bir fatura gelmiştir. Ve Ünye Belediyesi ne yapmıştır? Seçimde kullanmış olduğu bu SMS sisteminin faturasını Sayın Başkan'a ödetmiştir. Ünye Belediyesi'nden çıkartmıştır, kasasından çıkartmıştır, ödetmiştir. Belgeler zaten Ünye Belediyesi'nin kasasındadır zaten bunlar. Sayın Başkan, Üyespor adına müteahhitten ve esnaftan bağış toplar. Para ister. Telefon açar. Baskı yapar. Der ki vereceksin. Mesela Hacı Suya Batmaz örnektir. Bir gün 4 milyar para getirmiştir. Sayın Başkan Hacı Suya Batmaz uyanık bir adamdır. Sayın Başkan bu parayı makamda nereye koyacağını şaşırmıştır. En son beni çağırmıştır. Parayı götür bir yere sakla demiştir. Halil Kulaksız arar. Üyespor'a bağış yap der. Halil Kulaksız 3-5 getirir. Seyfettin Demirel Atatürk Parkı'nda ihya etmiştir zaten bu şahsı. İhya etmiştir. Ortağı olmuştur. Her türlü kazancına yarı yarı ortak olmuştur. Gizli kasası olmuştur. Ne yapmıştır? Ona söyler, o getirir. Her türlü Sayın Başkan'a, büyük müteahhitler, atıyorum örnek, Kapalı Spor Salonu'nun müteahhiti, ismini hatırlamıyorum, Üyespor'u testlerini yapan müteahhit, bunlar her türlü Üyespor adına paraları getirmişlerdir ama Sayın Başkan'a ne yazık ki vermişlerdir. Sayın Başkan'a gelmiştir. Hanımı Fatma Hanım, bankalardan gider, çek tahsil eder. Sormak lazım. Neyin çekini tahsil ediyor? Neyin çekini tahsil ettiğini sormak lazım. Ortağı Halil Korkmaz. İyi bir kasadır. İyi bir şekilde ortalığı yöneter. Hatta Kanallar Gemi Gemi AŞ'nin sahibinin muhasebesini Sezai Kantar tutuyor diye adama ne zulümler yapmışlardır. Demişler ki muhasebeyi bize vereceksin. Ve Halil Korkmaz da gelen paraları iyi muhafaza eden, iyi saklayan bir insandı. İkinci seçimde Sayın Arpacıoğlu 650 milyar civarında bir harcama yapmıştır. Bunların bir kısmını belediyeden az miktarında olsa sağdan soldan tahsil etmiştir. Mesela Orhan Ajans. Ahmet Arpacıoğlu'na çek vermiştir. Halil Korkmaz yardım etmiştir. Halil Kulaksız yardım etmiştir. Stadyumun müteahhiti yardım etmiştir. Seyfettin Demirel mazot giderlerini karşılamıştır. Turgay Üstoğlu çek vermiştir. Halıcı Tarım çek vermiştir. Yanıklar çek vermiştir. Ama bunların hepsi belediye ile işi olan insanlardır. Yanıklar özellikle belediye ile işi olan insanlar. Bunların da dökümü
Sayın Halil Korkmaz'ın hazırladığı şekilde elimdedir zaten. Muhasebeci dilinde hazırlanmıştır. Sayın Başkan Belediyespor'u iyi kullanır. Belediyespor iyi bir gelir kaynağıdır. Ne yapar? Oradan belirli miktar harcanmıştır göstererekten. Bunları Belediyespor Müdürü tarafından hazırlanan faturayla kendisine ödemelerini yaptırır. Ve ne yazık ki çok enteresandır. Çok enteresandır. Herhangi bir tarihte Ünye'ye bir devlet büyüğü gelmemiştir ya da orada olmamıştır. Ya da gelen devlet büyüğünün adı neyse oraya otelde kalması, lokantalarda, büyük restoranlarda yiyip içmesi ve hediyelik eşyaların sahadan hazırlanması faturalandırılır. Ama bunlar o kadar yüksek faturalardır ki bir şahıs kalmıştır. O fatura bir şahsın üzerinde 10 milyar gözükür, 7 milyar gözükür, 20 milyar gözükür. Bunlar halkla ilişkiler tarafından hazırlanılır ve Sayın Başkan'ın önüne gelir. Ve bu kayıtların da incelendiğinde zaten bunlar görülecektir. Benim bir şey söylememe gerek yok. Ve Sayın Başkan, Sayın Reis, Sayın Ahmet Arpacıoğlu, Samsun'dan Dostun Üye Belediyesi'ne bastı. Ve ben bu kadının önünde durdum. Ve suçu üzerime aldım. Benimdir dedim. Benim şeyim de dedim. Bunu kimse bilmez. Ama Sayın Başkan benim ufak bir hatamla bana neler yaptığı Ayuk'ta görülmüştür. Ki kendisi 15 yıldır Ünye'deki dostu F.Ö. isimli dostuna her türlü yardım etmiştir. Viskinden kralını içirmiştir. Viskinden kralıyla yanına gitmiştir. Ben götürmüşümdür. Ben yanına gitmişimdir. Ama bunları Sayın Başkan hiçbir zaman, hiçbir yerde güzel göremez, konuşamaz. Çünkü ben hepsini şahidiyim. Eşi bile Ahmet eve geç geliyorsun diye Hasan'ı sevmez, istemez. Beni hakaret ve tehdit eder durumuna düşürdün Sayın Arpacı. Seni ben ne zaman aradım, ne zaman tehdit ettim, ne yaptım? Sen beni işimden ettin, attın. Kovdun ve tehditle attın kovdun. Arpacıoğlu ve Halil Korkmaz. İkinizi bütün alemlerde, bütün hovardalığınızda en güzel şekilde götürdüm, getirdim. Sayın Arpacı, seni pavyonlarda kimse görüntüleyemedi. Niye görüntüleyemedi? Ben çünkü oradaydım. Ben kafa görüyordum çünkü. Çünkü Ahmet'in yanına kimse yanaşamıyordu. Ben oradaydım çünkü. Sen hovardalık yapıyordun, ben ötede kara atıyordum. Niye? Adım Hovarda'ya çıktı. Niye çıktı? Sen karayı getiriyordun, Hasan'ın odasına yazdırıyordun. Ne oluyordu? Araştırdılar, Hasan Hovarda'nın da Hovarda'sı çıktı. Ama Hovarda olan Ahmet Arpacıoğlu'ydu. Ahmet Arpacıoğlu'nu Halil Korkmaz'ı Hasan koruyordu. Her şeyi üstüne alıyordu. Her şeyi üstüne alarak da hareket ediyordu. Ama sen bunları görmedin Sayın Arpacı. Halkla ilişkilerle çalışır. Her türlü sana kazancını sağlar. Doğan Öfset'in yakasını bırakmaz. Doğan Öfset, Samsun'da Sayın Barbaros Doğan faturaları kocaman kocaman yapar. Öğlen getirir. Sana parasını da çıkartır. Halkla İşleri Müdürlüğü'ne verir. Ve sen ne yaparsın? Parayı alırsın. Parayı bastın. Bizim cebimizde para yok arkadaş. Parayı yapan sensin. Bizi haraç kesen adam durumuna düşürdün. Bizi hovarda durumuna düşürdün. Anladın mı Ahmet Arpacıoğlu? Sen ne kadar seçimde masraf ettiğini araştırıldığında zaten bunların hepsi görülecektir. Barbaros Doğan'ın faturasını araştırın. Seçim sonrası araştırın, seçim öncesi araştırın. Faturaların ne kadar yüksek olduğunu araştırın. Bunlar görülecektir. Sayın Arpacı, Ünye Limanı senin en büyük kazançlarından biri. En büyük kazançlarından biri. Araştırılsın, soruşturulsun, çıkacaktır hepsi ortaya. Hepsi bunun devletin Ünye Belediyesi'nin kasasında, Ünye Belediyesi'nin arşivinde zaten kayıtlıdır. Senin seçim masrafları zaten senin ortağını yaptığı şekilde zaten benim elimdedir. Elimdedir. Hepsinin belgeleri benim elimdedir. Ben muhasebeci değilim. Muhasebeci değil de bir evrak hazırlayamam. Bilgisayarda böyle bir şey yazılama lüksüm yok. Bilmem. Ama senin ortağını yaptığı şekilde elimdedir. Hepsi elimdedir. Bütün bunları anlattıklarımın dökümleri senin belediyenin arşivinde, belediyenin kasasında mevcuttur. Sana der ki meclis üyelerinden yapılan araştırma komisyonundaki komisyon üyeleri sana der ki
Sen bu kadar çay giderlerine ne yaptın Ahmet Arpacıoğlu? Burada niye su para, mı para aktardın diye sorarlar. Tartışmaya açıktır, konuşmaya açıktır, görüşmeye açıktır. Sen bunların cevabını kendin vereceksin. Ben ama seni tehdit etmedim, seni görmedim, seni bilmedim, seni tanımadım ve seni tehdit etmedim. Tehdit eden bir adam da hiç olmadım. Ama sen beni makamında tehdit edip Ünye Belediyesi'nden şimdiden attın, kovdun. Sağ ol. Buna da sağ ol. Ama dostun şimdi krallar gibi geziyor. Krallar gibi geziyor. Yanına gidebiliyor musun bilmiyorum. Seni götürebilen bir delikanlı var mı? Hasan götürüyordu. Hasan'ı Ünye'de her yerde soruyorlardı. Her yerde soruyorlardı. Ama ne oldu? Ne oldu? Sen Hasan'ı çizdin. Kader mahkumu yaptın.